mesuliyet. Bu mesuliyet alanda İyi Parti kendi siyasi iradesini, kendi siyasi vizyonunu değil, memleketin umudunu güçlendiren tarafı temsil ediyor. O yüzden bir problem yok. Yani bizim açımızdan problem yok. Efendim, İyi Parti halk masasının bir paydaşı mı bugün itibariyle? İyi Parti masaya 6 kişinin mutabakatıyla karar alınacak iradesiyle, yani bu ortak şuur dediğimiz alana teklifini sunuyor. Milleti duyun, milletin kazanacak diye arkasında durduğu ümidin sesini duyun diyen tarafız biz. 5 kişi, 5 parti, 5 paydaş Kemal Kılıçdaroğlu'nu söylüyor. Biz 6. paydaş olarak diyoruz ki millet kazanacak aday diye bu iki belediye başkanını önemsiyor. Bu sesi, milletin bu sesini duyun dedi genel başkan. Şu ortak aday konusunda sürekli bir vurgu vardı. Eğer olmazsa? Kazanacak aday. Genel başkan ortak adaya kazanacak adayı ekleyen iradeyi temsil ediyor. Peki, hala aynı yerde gel. Kabul görmeyen iradenin ne dediğini dinleyeceğiz. Yani bunu kabul etmiyorsanız bunu ne diyeceksiniz? Milletinize nasıl cevaplayacaksınız? Bizim masaya teklifini, Meral Akşener'in masaya teklifini, İyi Parti'nin masaya teklifini, İyi Parti'nin demokrasiye ve cumhuriyete teklifini, Ümide teklifini siz ne diye savuşturacaksınız? Onu dinleyeceğiz. Yani ben Ümide bakmıyorum. Ben sahaya bakmıyorum. Ben milleti duymuyorum. Ben bana yönelen bunca ümidi kendi siyasi irademle boşa düşürüyorum mu diyeceksiniz, yoksa duyacak mısınız? Ona bakacağız. Peki, ona bakacağız, ondan sonra bakabiliriz. Masadan kalkması durumunda adaylığı durumu var mı? Biz cevaba cevapla gideceğiz. Soruya verilen cevaplarla yürüyeceğiz. Yani şöyle bir şey yapmadığımız için İyi Parti'nin buradaki pozisyonu, milletin lehine en rahat davranabilecek parti hüviyetini koruyacak. Yani partisinin adayı olsa partisine çalışıyormuş gibi bir muhataplık kazanabilir bu tartışmalarda. Ama biz partisinin adayını değil, milletin adayını konuşan tarafı temsil ediyoruz. Yani biz partimizin bir adayı olsa ve bu işleri o aday lehine yönetiyor olsak bugün bunları konuşamazdık. Biz demokrasi lehine konuşan, millet lehine konuşan, ümit lehine konuşan tarafız. Dolayısıyla masada bizim teklifimize cevap verecek olanların cevabının mahiyetine bakacak İyi Parti. Aynı zamanda o cevabı millete de takdim edecek. D planı olarak ayrıca aday kabul görmez. Bu planları şöyle yapmıyoruz. Bak, plan yaparak gitmiyoruz. Kalbimizde gidiyoruz. Bakın şöyle efendim. Biz bundan sonraki süreci bugüne kadar geldiğimiz gibi